mentira. Yılmaz abi sen kaç yıldır buradasın? 35. 35 yıldır buradasın. Ladies and gentlemen, last 10 minutes to show time. Efendim Ali Bey Kulüp Manavgat'tan herkese selamlar. Ben Ersin Tekin. Yine sizlerin tatil seçimimize katkısı olacağını düşündüğüm otel videolarını filtresiz, gerçekçi ve samimiyetle paylaşmaya devam ediyorum. Evet, arkamdaki görüntüyü görür görmez... Ah nihayet Ersin Ali Bey kulübe de gitmiş diyen misafirimiz olduğunu duyar gibiyim. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Zira burası yılların tesisi. Türkiye'nin en sevilen hatta yurt dışından da birçok turistin vazgeçemediği çok popüler tatil köylerinden bir tanesi. Açıldığı yıllar itibariyle Türkiye'nin ilk tema oteliydi. Türk ve Osmanlı mimarisini, ahşap ve çini işçiliğini buraya yansıtarak birçok ülkeden turistlerin dikkatini çekmişti. Ve hala bu özelliğini yitirmedi. Yine aynı kalitede, aynı profesyonellik ve tecrübeyle misafirlerini memnun ederek onları ağırlamaya devam ediyor. Ben de böyle bir tesisi tabii ki videolarım arasında eklemezsem olmazdı. Nihayet fırsat buldum ve Ali Bey Kulüp Manavgat'ı da videolarım arasında ekleyerek sizlerin izlemesine ve değerlendirmesine sunuyorum. Sözü çok uzatmayacağım. Bu özel tesisin videosuna başlayacağım. Ve eğer burayı beğenirseniz, videomu beğenirseniz, benim sunumumu beğenirseniz rezervasyon içinde eminim ki tatilim ekibine ulaşacaksınız. Bizler de ETS Tur Ajantesi olarak sizlerin rezervasyonunu gerçekleştirerek Ali Bey Kulüp Manavgat'ta güzel bir tatil yapmanıza vesile olacağız diye tahmin ediyorum. Artık videoya başlama zamanı geldi. Huzurlarımızda Ali Bey Kulüp Manavgat. Buyurun. Ali Bey Kulüp Manavgat videoma yine bir drone görüntüsüyle başlıyorum ve tesisin kuş bakışı görüntüsüyle genel yapısını sizlere kolaylıkla ifade edebileceğimi düşünüyorum bu şekliyle. Şu anda Manavgat bölgesindeyiz, Kızılağaç bölgesindeyiz. Burası Antalya Havalimanı'na yaklaşık 80 km mesafede, Manavgat merkeze yaklaşık bir 10 km uzaklıktayız. Kızılağaç bölgesi Belek gibi, Kemer gibi çok böyle yemyeşil, çam ormanı kaplı bir alan değil aslında. Ama Ali Bey Kulüp Manavgat'ın bulunduğu araziye dikkat ederseniz o kadar güzel bir peyzaj düzenlemesi var ki birazdan yürürken de fark edeceksiniz. Botanik parkın içinde gibi hissedeceğinizi ben düşünüyorum. Bu Türk ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılmış konaklar da bu yemyeşil bahçe içerisinde gayet güzel bir görüntü sergiliyorlar. Sizlere rezervasyon aşamasında Ali Bey Kulüp ve Ali Bey Park olarak iki seçenek halinde sunuluyor tesisin rezervasyonu. Ancak bu isim ayrımı aslında iki farklı tesis gibi algılansa da bu gördüğümüz alanın tamamı tüm misafirlere açık olarak hizmet veriyor. Gördüğümüz sahil, havuzlar, restoranlar ister Ali Bey Park rezervasyonu olsun ister Ali Bey Kulüp rezervasyonu olsun tamamen bu alanda tatilinizi geçirmeniz için hazırlanmış durumda. Alanındaki tek fark konsepte, yani özellikle alkolü içecek konseptindeki minik farktan kaynaklanıyor. Bunun detaylarını ofislerimizden alabilirsiniz ama şunu vurgulamak istiyorum. Rezervasyonunuz ister Ali Bey Park olsun, ister Ali Bey Kulüp olsun, bu gördüğümüz alanların tamamını herkes kullanabiliyor hiçbir ayrım olmaksızın. Konakların bazıları yenilenmiş süperyor odalar olarak hizmet veriyor. Bazıları da standart oda olarak hizmet veriyor. Bunların da detaylarını birazdan hem oda turumuzda hem de bizlere ulaştığınız ofislerimizden sizlere sunabiliyoruz. Ali Bey Kulüp Manavgat'ı yürüyerek gezmeye başlamadan önce çok önemli birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum bu noktada. Örneğin Ali Bey Kulüp Manavgat'ın dünyanın en büyük tenis merkezi olduğunu biliyor muydunuz? Burada tam 61 tane profesyonel özel zeminli tenis kortu var ve yıl içerisinde birçok uluslararası tenis müsabakası burada gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra yine tatil yapan aileler için çok donanımlı ve bol kaydaklı bir aquaparka sahip Ali Bey Kulüp Manavgat ve sadece bu sebepten dolayı birçok ailenin tercih sebebi olan bir tesis. Ve bunun yanı sıra sizlere sunulan aktivite ve animasyon programlarında çok tecrübeli bir ekip hizmet veriyor. Bu da tesisin tam donanımlı bir tatil köyü olmasında gerçekten fark yaratıyor. Yavaş yavaş artık tesisi yürüyerek gezmeye başlayabiliriz. Ali Bey Kulüp Manavgat videoma en dış kapıdan, giriş kapısından başlıyorum. Çünkü burası gördüğünüz gibi daha ilk girişten itibaren bize tesisin yapısı hakkında fikir veren bir nokta. Osmanlı mimarisi ve Osmanlı çini ustalığının izlerini taşıyan bir kapıdan giriş yapacağız. Biraz da İstanbul Üniversitesi'nin girişine benziyor sanki, anımsatıyor. Şöyle ilk adımlarımızı atarak
Ali Bey Club Manavgat'ı keşfetmeye başlayacağız. Şimdi az önceki drone görüntülerinde şunu söylemiştim. Tesis aslında iki ayrı bölümden oluşuyor. Ali Bey Park ve Ali Bey Club olarak. Ya, her ikisi kardeş tesisler. Aralarında bir sınır yok. Herhangi bir farklılık yok. Her ikisinin ayrı havuzları, ayrı restoranları, ayrı resepsiyonları var demiştim. Biz şu anda Club kısmından giriş yapıyoruz. Sol tarafımızda Ali Bey Club'ın resepsiyon bölümü var. Karşıdan devam edersem odalara ve genel kullanım alanlarına doğru yürüyorum. Şimdi biz her zaman yaptığımız gibi resepsiyon ve lobi alanından başlayalım. Daha sonra oda örnekleri, akabinde de genel kullanım alanları, havuzlar, spor alanları, tenis kortları, aqua park, deniz, sahil, her şeyi size göstermeye çalışacağım. Dönüyorum resepsiyondan. Sizler geldiğinizde ilk giriş yapacağım noktadan başlıyorum. Ali Bey Club'da bulunan tüm bloklar Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılmış konaklardan oluşuyor. Şu anda resepsiyon bölümündeyiz ama birazdan odaları da sizlere gösterirken aynı mimarinin kullanıldığını, ahşap işçiliğinin ve çini işçiliğinin, ustalığının ön plana çıktığını birçok alanda göreceğiz. Aynı şekilde resepsiyon, odalar, bunun dışında tabii ki restoran ve diğer kullanım alanlarında da bunları gözlemleyeceğiz ve şimdi resepsiyondan girişimizi yapıyoruz. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Evet, gayet şık, güzel, sevimli bir resepsiyona giriş yaptık. Burada gelen misafirimiz karşılanıyorlar. Şuradaki oturma alanlarında dinlenebilirsiniz, check-in'i yapılana kadar. Veya şurada bir bölüm var. Burada da Ali Bey'in ödülleri. Tabii yılların tesisi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir tarafından misafirlerin tercih ettiği bir tesis burası. Kalitesinden taviz vermeden, servisinden taviz vermeden başarılı bir şekilde devam ettiği için de birçok ödüle sahip. Çevirici bir tesis olduğunu, tamam burada bir ödülümüz var ama birazdan bahçedeyken de sizlere göstereceğim, anlatacağım. Çevreye nasıl duyarlı olduğunu. Sadece bahçe kısmı değil, sahildeki karetta kaplumbağalarının, yumurtaların koruma altına alındığı bölümleri de sizlere göstereceğim. Da misafir ilişkileri de eski. Kolay gelsin. Şimdi resepsiyonun ön kapısından girdik. Arka taraftan çıktığımızda artık tatil başlıyor bizler için ve sizler için buraya geldiğinizde. Şöyle çok güzel bir bahçeden ilerleyerek oda örneklerini görelim ve videomuza devam edelim. Portakal ve mandalina ağaçları, palmiyeler, çam ağaçları. O kadar çok çeşitli ağaç var ki. Yemyeşil bir bahçede aslında Antalya bölgesinin bu noktası, Kızılağaç bölgesi çok böyle doğal anlamda bir kemer gibi ya da bir berek gibi bir bitki örtüsü barındırmıyor ama tesisin yeşile ve bahçe düzenine ben hayran kaldım. Odaların hepsi yeşilin içine gömülü durumda, çiçeklerin içinde. Böyle çok keyifli konaklardan oluşmuş. Hatta konakların duvarlarında bakın yine Anadolu'nun birçok noktasının simgesel manzaraları resmedilmiş. Burada Galata Kulesi var. Birazdan başka konaklarda başka fotoğraflar da göstereceğim. Başka çalışmalar da göstereceğim size. Konakların arasında yürümeye devam ediyorum. İkişer katlı bloklardan oluşan toplam 443 oda var Ali Bey Kulüp'te. Aynı şekilde bir o kadar 443 oda Ali Bey Park kısmında var. Ve her iki tesisin odaları bu alanda, bu bahçede bulunuyor. Birbirinden ayrı değil, aynı alanda hizmet veriyorlar. Şu anda bir örnek oda gezeceğiz. Ağrı İshak Paşa Sarayı'nın resmedildiği bir konağa giriş yapacağım ve burada size süperyor tipte bir oda göstereceğim. Yani yenilenmiş odalardan bir tanesini göstereceğim. Daha sonra aile odaları ve standart odalar, henüz yenilenmemiş odaları göstereceğim ki aradaki farkı görebilirsiniz ve seçim yaparken, odanızı seçerken bu görüntülerin sizin değerlendirmenize katkısı olacağını tahmin ediyorum. Ve süperyor odaya giriş yapıyoruz.
Şu anda giriş yaptığımız oda süperior bir oda, yenilenmiş bir oda dedik ve standart olarak iki kişinin kullanımına uygun bir oda ama eğer dilerseniz burada bir tane de tek yatak ilave edilerek 2+1 konaklama yapılabiliyor. Birazdan göstereceğim. İstersen önce banyoya şöyle bir göz atalım. Duşakabinli banyo, tabi yenilendiği için de pırıl pırıl böyle mermerleriyle, fayanslarıyla yepyeni güzel bir banyo hizmeti misafirleri sunuluyor. Şöyle buklet malzemelerini de gösterelim. Havlularımız, makyaj aynamız. Yeterince banyo hakkında fikri verdikten sonra çıkıyorum. Hemen oda detaylarına gireceğim. Dolapta kasamız var. Yine şifresini kendiniz planlayarak değerli eşyalarınızı bırakabileceğiniz kasa burada. Ve odaya doğru ilerliyorum. İki kişilik bir oda demiştim. Standart olarak 26 metrekarelik bir oda burası. Aslında konaktaki standartların hepsi 26 metrekare. Yenilen odalarda tabii tavan ışıklandırmaları, yatak başuçları, bütün dekorasyon tavandan tavana, tabandan tavana sıfırlanmış durumda. Bütün dolaplar, her şey yepyeni. Bir de balkondan şöyle bir manzara alalım. Ahşap süslemeli, ahşap işçiliğinin güzel bir örneği olan balkona diyelim çıkalım. Yemyeşil bir bahçe manzarası. Tüm odalarda bahçe manzarası var. Alt katta da olsanız, üst katta da olsanız bahçe manzarası sizleri karşılıyor. Hemen örnek olarak yine bir mini var. Soda, bira, su ve meşrubatlar günlük olarak eksilenlerin yerine yenisi konuluyor diyelim ve turumuza devam edelim. İkinci oda tipimiz bir aile odası ama yine süperior bir oda, yani yenilenmiş bir oda. Yine yer döşemesinden tavanına kadar, dolaplarından banyosuna kadar her şey yenilenmiş bir halde misafirimizi bekliyor. Tekrar söylüyorum, birazdan yenilenmemiş bir oda örneği göstereceğim. Dolaplarda yine kasa ve yedek, yastık vesaire gibi destek hizmetler var. Burada terliklerimiz, ayakkabı parlatıcıları ve askılar var. Bu arada şortla gördüğüm için kusura bakmayın, hava çok sıcak. Artık biraz böyle şortlu, size de biraz tatil anımsatan görüntüler veriyorum ama lütfen kusura bakmayın. Aile odasında iki yataklı bölüm ama önce isterseniz banyoyu görelim şuradan. Yine odanın tüm alanlarında olduğu gibi banyo da tamamen yenilenmiş durumda. Burada banyo bukletleri, her zaman olduğu gibi şöyle yakından göstermek istiyorum. Şampuanlar, saç kremleri ve banyoda ihtiyaç duyacağınız duş bonesi vesaire gibi ürünler var. Gayet güzel, tertemiz havlularımız, tertemiz bir duşakabin, mermer ve gayet güzel seramik kullanılmış banyoda. Zannediyorum fikir verebildim ve odanın detaylarına devam edelim. Aile odası dedik, süperior yenilenmiş bir oda dedik ve ilk bölümde de iki ayrı yatak bizi karşıladı. Gayet güzel, tertemiz, mis kokulu bir oda. Kendine ait bir balkonu var, kendine ait kliması var. Odayı temizleyen arkadaşlar da böyle güzel notlar bırakıyorlar size. Sizin için temizlenmiştir, sizin için dezenfekte edilmiştir yazıyor bunlarda. Kısaca özetledim. Şimdi ebeveyn odasına geçiyorum. Burada bir büyük yatak var. French bed dediğimiz. Yine az önce gezdiğimiz standart süperyorun hemen hemen aynısı. Dekorasyon görüntüsü olarak sadece tabii buradaki dolap farklı. Burada hemen mini bar var, göstereceğim şimdi size. Şöyle bir daha dönmek istiyorum. Yatak ve oda dekorunu detaylıca göstereyim. Evet, mini bar demiştik. Pas geçmeyelim mini barı. Yine su, soda, meşrubat ve bira mevcut. Kullandığınızın yerin ertesi gün yenisi konuluyor. Standart konsept dahilinde. Ultra her şey dahil konsepte satın almış olsanız, her şey dahil de satın almış olsanız minibar konseptiniz aynı. Bunu vurgulamak isterim. Yine aile odası ebeveyn bölümü balkonu. Diğer iki yataklı olan yerde balkon vardı. Ben burayı gösteriyorum size. Bütün odaların manzarası aşağı yukarı aynı zaten. Palmiyeler, yemyeşil bir bahçe, çeşit çeşit ağaçlar ve çiçekler var. Tekrar odaya dönüyorum ve bu odayı da bitirdikten sonra, yani aile odasında sizlere gösterdikten sonra şimdi standart, yani yenilenmemiş odaları görmek üzere devam edeceğim. Burada küçük notlar var. Hem Covid ile ilgili hem oda kullanımı ile ilgili sizi bilgilendirici notlar bunlar. Aile odasını bir daha hatırlatıyorum. Bir tek yatak, büyük yatak, bir iki yatağın olduğu ve arada şöyle kapıyı da bir daha göstereyim. İki ayrı
bölümlü bir oda burası. Bir banyoya sahip. Hemen girişte o banyoda. Dedikten sonra turuma devam ediyorum. Kumru sesleriyle, çiçek kokularıyla tekrar konakların arasında kısa bir yürüyüş ve daha sonra standart oda görmek için. Kaç numaralı konak burası bakalım. Bir numaralı konağa giriş yapıyoruz. Fark ettiyseniz standart veya süperyor hiç fark etmiyor. Konakların dış yapısı, mimarisi, her şeyi aynı. İlk girişte belki yerdeki fayanslar, seramikler dikkatini çekmiştir. Renkleri farklı. Ancak mimaride hiçbir fark yok. Odaların büyüklüğünde hiçbir fark yok. Birazdan göreceksiniz. Şöyle kısa kısa görüntüler vererek standart bir odayı detaylıca göstereceğim size. Konakların hepsi aynı. Kulüp Ali Bey'de de kalıyor olsanız, almış olsanız, Ali Bey Park'ta almış olsanız bu odalar tesisin kullandığı odalar, birbirinden ayırt edilmeksizin. Şimdi Kulüp Ali Bey'de standart bir odaya giriş yaptık. Az önce süperyor oda gezmiştik. Yine aynı 26 metrekarelik bir oda. Büyüklük olarak hiçbir fark yok. Mimaride hiçbir fark yok. Temizlikte, hijyende, dezenfeksiyonda hiçbir fark yok. Aslına baktığınızda yani ben bu odada kalırım, neden daha fazla para ödeyeyim diye düşünebilirsiniz. Çünkü süperyorlar bir basamak daha yüksek fiyatla satılıyor. Bu tamamen sizlerin tercihiyle alakalı bir durum. Benim işim bilgilendirmek. Yorum size kalmış. Bakın kullanılan malzemeler Dove marka. Yine buklet malzemeleri. Yani siz yenilenmemiş bir oda, standart oda aldığınız için aslında çok da böyle bir uçurum yok arada. Kasa burada. Evet, mobilyalar, kapılar, dolaplar biraz böyle şey, hani daha eski görünüm olabilir ama tekrar ediyorum. Temizlik, hijyen ve dezenfeksiyonda hiçbir fark yok. Şimdi standart odada az önce bahsetmiştim. Aslında kişilik bir oda burası, standartlı ama dilenirse böyle bir ek yatakla 3 kişi de, yani 2 yetişkin 1 çocuk, hatta 3 yetişkin burada rahatlıkla kalabilir. Tertemiz bembeyaz çarşaflar üzerinde. Sizlere bırakılmış küçük notlar var. Yine tesisin çevreci olduğuyla alakalı bazı notlar var. Yine minibar. Süperyorlarda veya standartlarda da fark etmiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı minibar konsepti. Su, soda, meyve suyu ve bira mevcut. Yine günlük olarak kullandığınız yerine yenisi konuluyor burada da. Standart odada yer döşemesinin rengi farklı demiştim. Bunu fark etmişsiniz. Bakın balkon manzara aynı. Ahşap süsleme aynı. Yine hiçbir fark yok. Sadece küçük renk farkları oda içerisinde veya seramiklerde ya da mobilyalarda. Onun dışında gerek genişlik olarak, gerek manzara olarak, gerek konum olarak birbirlerinden çok farklı değiller. Süperyor odalar, konum olarak dediğimi biraz düzeltiyorum. Süperyorlar biraz daha havuzlara yakın odalar. Onu belirteyim. Şimdi bu standartların bir de aile odasını göstermek istiyorum size. Hemen şöyle yakında bir aile odasına geçeceğim. Evet. Standart oda gördük. Şimdi standart aile odası geziyoruz. Süperyor'dan hatırlarsanız hemen hemen aynı düzende. Girişte bir banyo var. Hemen şöyle kısaca banyoyu gösterelim. Fikir vermek açısından. Yine aynı Dove marka ürünlerle duşakabinli aile odası banyosu. Hemen girişte sol tarafta. İlerlediğimde iki yataklı bölüm. Yine kendisine ait balkonu var bu bölümün. Burada süperyorlardan farklı olarak iki başka şey söyleyeceğim size. Hani seramikler, kapılar, döşeme dışında hemen ebeveyn odasını da göstereyim. İki fark var belirleyici olarak. Birincisi, şöyle döneceğim. Ara kapı, yarım kapı olarak, yani üstte ve altta açıklık var. Bakın dikkatini çekti galiba. Tam bir kapı değil. İkinci olarak da şöyle balkonu da göstereyim önce. Yine aynı manzaraya sahip. Çıkmaya gerek yok zannediyorum. Tüm balkonların manzarası aynı. İkinci olarak da burada bir klima var. Süperyorlarda her iki bölümün ayrı ayrı kontrol edilen kliması vardı. Burada ise yarım kapı ve bir klima her iki odayı soğutuyor.
Ali Bey Kulüp Manavgat'ta oda örneklerimizi görmüş olduk, gezmiş olduk. Toplam 4 tane örnek oda gösterdim size. İlk 2 tanesi yenilenmiş odalar. Süperyor ve süperyor aile odasıydı. Son 2 tanesi de yenilenmemiş standart oda ve standart aile odasıydı. Zaten fiyat serimize de bu 4 odayı biz size seçenek olarak sunuyoruz. Şimdi bu güzel bahçe içerisinde mis kokular arasında bir taraftan da seramik işçiliğinin, çini işçiliğinin ve ahşap işçiliğinin süslediği bu konaklar arasında yürüyüşüme devam ediyorum. Sizlere tesisi gezdirmeye devam ediyorum. Çok güzel bir Temmuz sabahında Ali Bey Kulüp Manavgat'tayız ve kahvaltı yapmak için, aynı zamanda size kahvaltı büfesinin görüntülerini sunmak için ana restorana giriş yapıyorum. Yine şöyle kısa kısa dış görüntülerle hem de ana restoranın genel yapısını aktaracağım size. Tabii ki yine Osmanlı mimarisinin eşsiz motifleri ve çok güzel çinilerle süslenmiş bir ana restoran. Bursa'daki, Kütahya'daki çarşıları andıran bir mimari yapısı var. Buradaki birçok bölümün ana restoranda böyle. Ama yine en çok hoşuma giden mavili beyazlı bir dekorun olması. Arkadaşlarımızın da böyle jilet gibi bizi bekliyor olması. Günaydın. Günaydın. Benim maskem var, tekrar almama gerek yok değil mi? Hayır, sadece. Tamam, ateş ölçeceğiz. Evet. Yunus teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Şimdi ana restorana giriş yaptık. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Mehmet, nasılsın, iyi misin? Hoş geldin, iyi, sağ ol. Sağ ol, kolay gelsin kardeşim. Şöyle bir kısa görüntüler verelim. Sonra büfeye geçelim. Burada bir çay kahve deskimiz var. Şu anda teras bölümündeyiz. Gayet güzel palmiyeler içinde. Çok da güzel konak manzaraları eşliğinde. Günaydın arkadaşlar. Evet, şimdi yavaş yavaş büfemize giriş yapıyoruz ve daha pek kimse gelmeden erken saatte kahvaltı büfesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın. Sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Tamam, teşekkürler, sağ olun. Misafirler için görüntü alıyoruz biraz. Şimdi ilk girdiğimizde burada daha çok sabahları sütlü yulaf vesaire seven misafirler için Rabia Hanım sizi bekliyor burada. Kolay gelsin. Sonra biraz daha devam ettim. Meyve büfesi var. Çok güzel rengarenk meyveler ve salata büfesi. Şöyle arkamda kaldı ama geri gideceğim. Günaydın. Burada omlet büfemiz var. Menemen büfemiz var. Izgara hellimiz ve göz yumurtamız var. Kim yapıyor bunları bize? Sibel Hanım yapıyor. Kolay gelsin Sibel Hanım. Şöyle bir geri tekrar dönüyorum. Neden döndüm? Çünkü burada bir büfe daha. Günaydın tekrar Neslihan Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. Bu sepetler ne kadar güzel böyle ya. Eğitim bölümlerimiz var. Oo, çok güzel. Tereyağı bölümlerimiz. Tamam. Reçel bölümlerimiz arkada. Bu sepetlere bayıldım ben yalnız ya. Bana bundan bir tane verir misiniz eve giderken? Teşekkürler, sağ olun. Şöyle burada reçeller var. Petek bal ve diğer bölümler. Şimdi bu bal ve reçel bölümü görünce burada çok özel bir nokta göstereceğim size. Glutensiz bir bölüm vardı. Glutensiz ve vegan misafir için. Günaydın. Burada yine ızgara, sebze ve omlet büfemiz var. İsmi göremedim. Rabia Hanım. Tamam, oraya bakıyordum. Tamam, geleceğim. Bir dakika, şurayı bitireyim, hemen geliyorum. Günaydın tekrar. Yine et seven misafirimiz için sabah saatlerinde sucuk, sosis ve domates. Ve şimdi şurası çok önemliydi. Buraya geri döndüm. Glutensiz, vejeteryan ve bebekler için hazırlanmış özel bölüm burası. Dün tanışmıştık sizle. Satı abla, nasılsın, iyi misin? Kolay gelsin. Şimdi bu bölümde öncelikle şöyle başlayalım. Buradaki reçellerin, tatlı olan ürünlerin hepsi şekersiz yapılıyor değil mi? Evet.
kendi doğal şekeriyle yapılıyor yani. Sadece meyve şekeri. Sonra şurada çok güzel meyveli yoğurtlar var. Satı abla kendisi hazırlıyor bunları. Bakın daha yeni taze taze hazırlanıyor. Birazdan misafirlere sunulacak. Ben dün bir tane denedim, çok güzeldi. Bugün bir tane daha deneyeceğim. Şimdi yine gluten free, baby food ve vejetaryen. Başka neler varmış? Vegan. Aa, ama burada vejetaryen yazıyor. Tamam, vegan. Özür dilerim. Tamam, fark etmez. Tamam. Ama vejetaryen olur çünkü et de yok. Doğru. Mesela şu, şöyle şu menüleri gösterebilirim değil mi böyle? Tabii. Teşekkürler. Hayvansal ürün içermeyen tüm ürünler burada. Üstsüz ürünler. Burası da bebekler için. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun tekrar. Sağ olun. Tekrar devam ediyorum. Tekrar devam ediyorum. Kimseler gelmeden. Burada kızarmış patates pişi var, puf böreği var. Oo, en sevdiğim yumurtalı ekmek değil mi bunlar? Günaydın, kolay gelsin. Yumurtalı ekmek ve krep bölümü. Günaydın, kolay gelsin. Fırınımız yanıyor yine maşallah, güzel kokularla. Burada da Hasan ustamız var. Muhsin abimiz var. Ya ben iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya ben çok merak ediyorum. Mesela Muhsin abi, kaç yıldır buradasınız siz? Ben 2003'ten beri burada. 2003, yani 18 sene yapıyor değil mi yaklaşık? Hasan abi siz? 12. 12 yıl. Ya ben burada hiç böyle hani geçen sene başladım diyen kimseye rastlamadım. Ekip maşallah canavar gibi. Allah. Yılmaz abi nerede? Yılmaz abi 35 senedir buradaymış. Evet. Tamam, burada da çok güzel simitlerimiz ve unlu mamullerimiz var. Kurabiyelerimiz, çöreklerimiz. Bu hepsini burada yapıyoruz değil mi abi? Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle şurada peynir büfesini de tekrar atlamayalım. Edine, kaşar, çetdar, örgü, isti peynir. Peynir çeşidi sevenler, peynir salataları var burada. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Ya ekibe bayıldım yalnız. Kimse duymadan şuradan söyleyeyim de. Ekip müthiş. Yani Ali Bey'in fark yaratan özelliklerinden bir tanesi. Günaydın, kolay gelsin. Burada salamlar, fümeler. Biraz daha et seven misafirler için burası galiba. Tamam, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kusura bakmayın rahatsız ettiysem. Şimdi bir de restoranın klimalı alanı var. Dışarıda oturmak istemeyen misafirlerin kullanabileceği böyle bir klimalı alanımız var. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinde misafirlerin hizmetinde olan. Masalarda servis, yani çatal, kaşık vesaire bulundurulmuyor. Çünkü misafir oturduğunda ekipteki arkadaşlar hemen anında gelip zaten servisinizi anlık olarak, tek kullanım olarak size sunuyorlar. Evet, kapalı restoranımızı, daha doğrusu restoranın kapalı alanını böyle gördükten sonra... Yılmaz abi burada. Yılmaz abi kolay gelsin. Hoş geldin. Yılmaz abi nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsın? Yılmaz abi bugün bir daha güzel böyle bir çekim yaptım. Tamam. Seni göremedim. Ya dedim Yılmaz abi nerede? Dediler ki buralardadır. Şimdi karşılaştık seninle. Nasılsın, iyi misin abi? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Yılmaz abi sen kaç yıldır buradasın? 35. 35 yıldır buradasın. Evet. İşte Ali Bey'in en büyük özelliklerinden bir tanesi. Evet. Sürekli personel. Evet. Sürekli misafir. Devamlı güler yüz. Gelene memnuniyetin... Allah'ına kurban senin abi. Evet. Kolay gelsin. Var mı isteğin? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol. Görüşürüz abi. Sağ ol. Evet, sabah kahvaltı büfemizi çektik. Restoranın genel görüntülerini böyle güzel motifler eşliğinde, güzel Osmanlı motifler eşliğinde sizlere aktardık. Bir tarafta palmiyeler, havuz ve deniz. Diğer tarafımızda güzel Ali Bey'in simge konakları. Tabii, eski Osmanlı çeşmeleri. Şimdi hepsini onları videoya ekleyeceğiz. Yılmaz abi. Hadi size kolay gelsin. Ben şöyle bir turlayayım. Görüşürüz, sağ olun. Birazdan gelir bir kahvenizi içerim. İşim bittikten sonra. Hadi kolay gelsin, sağ olun. Şimdi tesis içindeki turumuza devam ediyoruz.
Ali Bey Kulüp bölgenin en hareketli, en aktif tesislerinden bir tanesi. Bol bol aktivite bulabilirsiniz burada. Pandemi kurallarının biraz rahatlaması sebebiyle akşam şovları da. Mesela bugün akşam Moulin Rouge var saat 21.15'te. Amfiteyatroda, ana şov sahnesinde. Mima Kulüp videonun devamında göreceğiz. Çocuklar için özel bir kulüp burası. Hem bebekler için hem de teenage çocuklar için farklı farklı aktiviteler var. Fitness deyince Ali Bey'i ayrı bir yere koyacağız. Burayı da göstereceğim size. Fitness First, dünyanın en bilinen, en popüler profesyonel fitness markalarından bir tanesi. Ali Bey'de de bu tesisin bir özel bir örneği var. Çok özel programlarla kişiye özel antrenmanlar yaptırılabiliyor burada. Tabii ki Samara Spa, burayı da ekleyeceğiz videomuza. Ben bu panoyu görünce şöyle bir ön bilgi vermek istedim. Sports Shop dediği de tenis kortlarının olduğu yerde çok geniş kapsamlı bir alışveriş mağazası var. Sport malzemeleri üzerine. Aman amcamın terlikleri de yıktı ortalığı valla. Evet. Burada tenis turnuvalarıyla ilgili bilgilendirmeler var. Tenis der demez hemen burada araya tenis center'ın görüntülerini eklemek istiyorum. Çünkü Ali Bey Club Manavgat bu anlamda o kadar ayrıcalıklı, o kadar özel bir yer ki ben drone görüntüleriyle tesisin ilk başında özet yaparken bahsetmiştim. Dünyanın en büyük tenis merkezlerinden birisi burası. Toplam 61 tane özel zeminli kort var burada ve her yıl birçok uluslararası turnuva burada yapılıyor. Dolayısıyla Ali Bey Club Manavgat'ta tenis konusunun çok özel bir konu olduğunu ve bu anlamda çok geniş bir altyapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Eğer sizin de tenis merakınız varsa veya çocuklarınızın tenis öğrenmesini istiyorsanız burada özel paketlerde alabiliyorsunuz. Onların tatil boyunca tenis konusunda ciddi anlamda yol almasını da sağlayabilirsiniz. Eğer siz tenis oynuyorsanız buradaki isterseniz amatör veya profesyonel turnuvalara katılabilirsiniz. Takip edebilirsiniz tarihlerini. Dilerseniz de buradaki profesyonel hocalardan dersler alabilirsiniz. Burada böyle kısa görüntüler vererek bu özel alanı ve tesisin bu alandaki ayrıcalığını sizlere anlatmak istiyorum. Tabii Ali Bey Club'da aktivite deyince tenisten sonra ciddi anlamda animasyon ve eğlenceli faaliyetler var. Adventure Park ve Survivor bunlardan bir tanesi. Kısa bir sahne sunacağım size bu alanda ve sonra turuma devam edeceğim. Bir Survivor yarışmasına denk geldim. Elbette buradan görüntü paylaşmadan dönmek de olmazdı. Beraber isterseniz biraz görüntü alalım sonra turumuza devam edelim. Bravo ladies, bravo Cristina, Mati. Evet. Cristina puzzle'larda. Puzzle'larda Cristina Esmanoğlu puzzle. Okey, puzzle'ları yapıyor. Evet, doğru yerde sürüyoruz puzzle'ları. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Evet, bir daha yapıyor. Bravo. Bravo. Come on, yes. Who will get the point? Gayet eğlenceli olan Survivor görüntülerinden sonra eğlencenin bir başka modeline geçiyoruz. Biraz ıslanmaya gidiyoruz. Aqua Park'a gidiyoruz. Ali Bey Club'ın en nitelikli, en özel alanlarından bir tanesine gidiyoruz. Bakın odalarımızdan yaklaşık 3-5 dakikalık yürüme mesafesiyle bu geçitten geçerek özel bir alana çıkacağız. Sadece su oyunlarının olduğu bir alana geçeceğiz. Ve işte Ali Bey Kulüp Manavgat'ın bir başka cennetine geldik.
Aquaworld'deyiz, Splash World'deyiz, artık adına her ne demek isterseniz. Sadece kaydıraktan kaymak değil, burası gerçek bir su cenneti. Farklı farklı havuzları var. Bebek yaştaki çocuklardan biraz daha büyük olanlara, teenage'lere, hatta yetişkinler için bile çok keyifli alanlar sunuyor. Bakın göstermek istiyorum. Burada hem dinlenebilir, güneşlenebilir, ağaçlar altında kitap okuyabilirsiniz. İsterseniz serinleme havuzlarında, keyif havuzlarında, şuradaki o havuzda olduğu gibi yakınlaşacağım biraz. Bakın burası aynı zamanda çılgın nehir özelliği içerir. Botlarla falan böyle veya isterseniz botsuz da gördüğünüz gibi içinde zaman geçirebilir, eğlenebilirsiniz. Bol bol serinleyebilirsiniz. İsterseniz de şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim kaydıraklara doğru, kaydırak keyfi yapabilirsiniz. Yemyeşil bir bahçe içerisinde çok özel bir aquapark burası. Hani sadece kaydırak aklınıza gelmesin diye bu alanları göstermek istiyorum size. Çünkü aquapark deyince direkt kaç kaydırak var diyoruz, onları ayrı göstereceğim. Ama burada işte jacuzzi havuzlar, su şemsiyeleri, bakın çok güzel yapay kayalar içerisinde çok hoş bir ortamdasınız. Elbette kaydıraksız olmaz. Kaydırak işin püf noktası. Bol bol kaydırak seçeneğimiz var. İster dik ve uzun kaydıraklar, ister botla kayacağınız kapalı kaydıraklar. Hepsini teker teker göstermeye çalışacağım size. Eğer Ali Bey Kulüp Manavgat'taysanız ve Aquapark bölümündeyseniz, biraz soluklanmak, biraz bir şeyler içmek isterseniz tabii ki Hılıca Bar sizi bekliyor. Aquapark kapanana kadar 17.45'e kadar, saat 10.30'dan 17.45'e kadar açık ve sıcak soğuk içecekler aynı zamanda olmazsa olmaz dondurma bölümü. Gün boyunca buradaki gördüğünüz seçeneklerden sizlere hizmet veriyor. Bu su şemsiyeli havuzlara bayılıyorum. Yani serinlemek için birebir çok da keyifli görünüyor ama ben size başka bir yer göstereceğim. Bakın burası antibakteriyel bir kum havuzu. Özellikle bebekler için, bebeklerin kuma alışması için ya da bir plaj havasında deniz kenarında eğleniyormuşçasına ama güvenli bir şekilde havuzda zaman geçirmeleri için çok özel bir nokta. Antibakteriyel özelliği var demiştim. Bebekler için çok güvenli. Hem böyle minik oyuncaklar var, kaydıraklar var, serinletici havuzlar var. Şöyle etrafı gözerek göstereyim size. Bol bol suyla haşır neşirler ama bir o kadar da kumla haşır neşirler. Gerçekten çok keyifli. Başka tesislerde örneğine rastlamadığım bir havuz. Şöyle bir düşündüm, acaba başka yerde var mıydı diye. Galiba bir Bodrum'da bir otelde buna benzer bir havuza rastlamış ama buradaki çok daha konsept başarılı olmuş. Hem veliler için, anne baba için şezlonglar, şemsiyeler var. Çocuklar için de bakar mısınız? Yani gerçekten hem su oyunları parkı olmuş hem de güzel bir havuz olarak hizmet veriyor. Hemen bir alt basamağa indiğimiz zaman da yine küçük kaydıraklı bölümlerin olduğu havuzu göstererek aquapark turumuza devam ediyoruz. Bakın burada da yine küçük kaydırakların olduğu, daha küçük çocukların, yani 3, 5, 7 yaş gibi çocukların oynayabileceği bir havuz var. Derin olmayan, içinde oyuncaklar olan. Yani ben gerçekten bu bölüme aquapark demek istemiyorum. Gerçek bir su oyunları parkı burası. Çok detaylı bir su oyunları parkı. Her yaştan, bebek çağdan, teenage çocuklara kadar herkesin çok güzel zaman geçireceği, hatta anne babaların da büyük keyif alacağı bir su oyunları parkı var Ali Bey Club Manavgat'ta. Zannediyorum bu görüntülerle siz de bana katılıyorsunuz. Bu arada takipçilerimizden Ece Hanım'ı da tatilde yakaladık. Nasıl keyfiniz Ece Hanım? Çok güzel, çok güzel geçti tatilimiz. Kulüp Ali Bey nasıl? Çok güzel, çok memnun kaldım. Yemekler güzel mi yemekler? Güzel, güzel. Peki, iyi tatiller size. Teşekkürler. Ve tabii ki Aquapark'ta yenirken acıktığınızda hemen yanı başımızda Aqua restoran var. Saat 12.45'te öğle yemeğiyle başlayıp 16.45'e kadar sinek ürünlerle, hamburgerler, pizzalar, makarnalar, salatalarla hizmet veren bölüm de burası.
Şöyle böyle kısaca gösterelim ve turumuza devam edelim. Aquapark görüntülerinden sonra hemen araya Mina Kulübü eklemek istedim. Mina Kulüp, Ali Bey Kulüplerin, Ali Bey Resort'ün mini kulüp markası biliyorsunuz. Ali Bey Resort'ta paylaşmıştım. Ali Bey Kulüp Manavgat'ta da yine mini kulüp, Mina ismiyle, Mina konseptinde burada çocuklara ve sizlere gördüğünüz gibi hizmet veriyor. Hem çocuk parkı kısmı, salıncaklar, tahta rivaliler vesaire bu alanda. Tabii ki profesyonel eğitmenler eşliğinde çocuklar aktiviteler yapıyorlar. Gayet güzel korunaklı bir alanda. Pandemi dolayısıyla mümkün olduğu kadar dış alanlar kullanılıyor. Ali Bey Resort'ta olduğu gibi. Küçük bir çocuk parkı var ve aynı zamanda bir de küçük bir çocuk havuzu var. Burada beklemek isteyen anne babalar da tabii ki şezlongları kullanarak dinlenebiliyorlar. Çocuklarını kendileri de gözlemleyebiliyorlar. Çocuklar da hem oyunlarını hem aktivitelerini, bakın yoga yapıyorlar şu anda mesela. Yine eğitmenleri eşliğinde, buradaki profesyonel ekip arkadaşlarımız eşliğinde. Böyle göstermiş oldum ve devam ediyorum. Şimdi geldiğim nokta Mina Kulübün, mini kulübün hemen yanı başındaki Ali Bey Club'ın çarşısı. Aslında ben burada size patisserie bölümünü göstermek istiyorum. Ama aynı zamanda market, kıyafet satan mağaza, gözlükçü, işte mücevher mağazası gibi alışveriş mağazaları da bu bölümde. Çarşı olduğu için de bakın burası neye benzetilmiş? Bursa, Kütahya ve benzeri Anadolu şehirlerindeki kapalı çarşılara benzetilmiş mimarisi var. Kubbeli bir yapısı var. Önünde de güzel çinilerle süslenmiş havuzu var. Ben de size bu güzel patisseriyi göstereceğim şimdi. Özellikle öğleden sonraları böyle çinileri de tekrar göstermek istiyorum. Özellikle öğleden sonra biraz böyle kan şekerini düşüp de ya bir kahve içeyim, bir dilim tatlı yiyeyim, pasta yiyeyim, biraz da böyle serin bir ortamda, evet gayet serin, gayet güzel bir ortamda dinlenmek isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Pastalarımız, kurabiyelerimiz, poğaçalarımız, kahvemiz, çayımız, her şeyimiz burada. Bir de tabii ki dondurma büfemiz var. Şöyle yan tarafa doğru geçeceğim, orayı da göstereceğim size. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Dilerseniz paket dondurmalar, dilerseniz de şurada açık dondurma. Külahta ben kendim seçeyim, benim seçtiklerimden olsun derseniz de açıkta dondurma. Burada saat gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Şimdi biraz da size havuzlardan ve plajdan bahsetmek istiyorum. Şimdi ana havuza geldik. Aslında bu havuzdan iki tane var. G şeklinde bir havuz bu. Güral isminin baş harfini simgeliyor. Drone görüntüsünde biraz daha net görülüyor aslında. Orada bahsetmedim. Özelliklerinden birisi farklı derinliklerde olması. Burası 1.30 mesela. Hemen şöyle yan tarafa geçtiğimizde 1.80 derinliğinde bir bölüm var. Aynı zamanda bahar aylarında ısıtmalı olarak hizmet veren bir havuz burası. Zemin seramikleri de yine Ali Bey'in özelliğini yansıtıyor. Tarz böyle gerçekten ferah, çok güzel bir deseni var havuzun. Şezlonglar zaten oldukça rahat. Çok güzel kaliteli minderlerle uyuklayabileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, güneşlenebileceğiniz bir atmosferi, keyfi, ortamı var. Havuz başı. Şöyle şezlongları, havuzu bir kez daha gösterelim. Güzel dekoratif ağaçlarla. Tabii ki havuz etrafında barlarımız da var. Bunlar da belli saatlerde açılıp kapanıyor. Şov başladığı zaman da ona göre açılıp kapanan saatlerde barlar mevcut. Şimdi buradan sahil tarafını yürüyerek biraz da sahili göstermek istiyorum size. Sahili göstereyim dedim ama öyle bir rüzgar var ki, yani yine de tabii görüntü almadan olmaz. Mavi bayraklı tertemiz bir sahile sahip
Ali Bey Club Manavgat. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda bir sahil şeridi burası ve şezlonglar şemsiye arasındaki mesafeler önce dikkatini çekmek istiyorum. Burada şezlong yetmedi, şemsiye kalmadı falan gibi durum söz konusu olmaz hiçbir zaman. Gayet geniş, büyük bir sahil. Şezlonglar son derece modern. Elbette şezlonglar, şemsiyeler, havlular burada misafirler ücretsiz olarak sunuluyor. Bir de beach bar var. Burada yakından göstermek istiyorum size. Şöyle biraz daha görüntü alacağım. Ve beach bar görüntüleri. Plajın tam ortasındayız. Çok güzel tropik görünümlü bir bar var burada. Sahil keyfi yaparken sıcak soğuk içecekler, alkollü alkolsüz içecekler ve kokteyller alabileceğiniz çok güzel bir bar. Buranın da şöyle bir görüntüsünü vermek istiyorum. Rezervasyonunuzun tipine göre her şey dahil veya ultra her şey dahil seçiminize göre burada o içerikte alkollü içecekleri de konsepte dahil olarak alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir manzara eşliğinde içeceğinizi yudumlayabiliyorsunuz. Biraz daha plaj görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Sahil yürüyüşümü yaparken karşıma çıkan noktadan bir tanesi çocukların oyun alanı. Ebeveynler sahilde denize girerken çocuklar da burada gölgelik bir alanda kumla oynayabilirler, kumdan kayalar yapabilirler. Yine Mina Kulübü'nün aktivitesi çerçevesinde burada zaman geçirebilirler. Onun hemen yanı başında beach voley alanı var. İki tane beach voley sahası var burada. Animasyon programı çerçevesinde de burada programlar yapılabiliyor. Dilerlerse de misafirler kendi aralarında oyunlar oynayabiliyorlar. Sahil boyunca birçok noktada karetta kaplumbağalarının yuvalarının koruma altına alındığı kafesleri görebilirsiniz. Ben bunlardan bir iki tane yine örnek olarak şöyle göstereceğim size. İçinde kaç tane yumurta olduğuna kadar yazıyor burada. Ve sinek restoran bölümü. Burası şu anda akşamları açık büfe akşam yemeği veren nokta ama mevsime ve otel yoğunluğuna göre bu değişebiliyor. Sahildeki restoran bölümü diyelim. Onun hemen ilerisinde ise karşımıza pavilyonların olduğu, özel pavilyonların olduğu bölüm çıkıyor. Burayı biraz detaylıca göstermek istiyorum size çünkü özel bir alan. Nasıl güzel pavilyonlar değil mi? Böyle tropik görüntü gerçekten çok etkileyici. Zaten sahil de çok doğal bir sahil. Bu görüntüyle bence çok doğal bir ortam oluşmuş. Biraz daha kendine özel alanlar yaratmak isteyen misafir için pavilyonlar biçilmiş kaptan. Tabii ki burası özel bir alan ve ekstra ücret karşılığı otelden rezervasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Misafir ilişkilerinden rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Burada size özel şezlonglar ve size özel bir küçük odanız var. Ve bu kullanımı yaptığınız zaman ödediğiniz ücret karşılığında size özel hizmetler de yapılıyor. Bakın çok güzel. Denize 20-30 metre mesafedesiniz. Çok güzel deniz havasıyla böyle sakin bir ortamda. Tabii ki ücret ödediğiniz zaman size buraya özel hizmetler de yapılıyor. Yiyecek, içecek servisi yapılıyor. İşte meyveleriniz, soğuk havlularınız, içecekleriniz buraya servis ediliyor. Tabii ki burada bir de şöyle göstermek istiyorum. Minderli koltukların yanı sıra mini barınız var. Ve içi dolu ağzına kadar içecekler, biralar, meşrubatlar. Yine tükendiği zaman sipariş verebiliyorsunuz. Buraya ücretsiz olarak bu servis yapılıyor zaten. Ödediğiniz ücrete dahil olarak bu servis yapılıyor. Düzeltelim. Ve gün boyunca böyle güzel bir ortamda pavilyon keyfi yapabilir. Sanki başka bir dünyadaymış gibi tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Benden söylemesi. Otel ve tatil köylerinde benim en sevdiğim noktadan bir tanesi. Sessiz havuz bölümündeyiz. Dinlenmek isteyen misafirlere. Şöyle biraz kitap okuyayım, biraz şekerleme yapayım, güneşleneyim. Kimse de bana karışmasın diyen misafirin özel
noktalarından bir tanesi burası. 15 yaş altı çocuk kabul edilmeyen böyle çok güzel bir havuz bölümü. Yine kendisine ait bir barı var. Şöyle yavaş yavaş kimseyi de rahatsız etmeden şöyle ilerlemeye çalışacağım. Çünkü sessiz havuzun özelliği, insanlar rahatsız etmek istemezler. Ben de şöyle yandan döneceğim. Sessiz havuzun bar bölümü, masaların olduğu bölüm çok şık, güzel bir alan. Şurada bir barımız var. Yakından göstermeye çalışacağım size. Konak isimli sessiz havuz barı. Henüz açık değil arkadaşlar, hazırlık yapıyorlar. Kolay gelsin, günaydın. Ali Beylerin bu havuz desenlerine bayılıyorum ya. Yani her biri ayrı bir işçilik, her biri ayrı bir motif. Ama hep söylüyorum yani, bana bir Ali Bey havuzunu herhangi bir yerde fotoğrafını gösterin. Hiç otel ismi söylemeden burası Ali Bey derim. O kadar eminim. Çünkü gerçekten çok nitelikli bir sunum yapıyorlar bu anlamda. Gayet güzel görünüyor. Böylelikle relax havuzu da size göstermiş oldum. Hemen plajın yanı başındayız zaten. Buradan da spa bölümüne geçeceğim. Şimdi geldik spa ve fitness center bölümüne. Önce fitness center'dan başlayacağım. Fitness First'ten başlayacağım. Ali Bey Resort videomda da bahsetmiştim Fitness First'ten. Burası dünya çapında ünlü bir markanın içeriğini barındırıyor. Fitness First burada misafirlere profesyonel ve çok donanımlı aletlerle, yine profesyonel hocalar eşliğinde spor yapma imkanı tanıyor. Burayı da şöyle detaylıca göstermek istiyorum size. Önce kondisyon ve kardiyo aletleriyle başlıyor görüntüler. Daha sonra yavaş yavaş şöyle bacak açma kapama aletleri, yine ön bacak ve arka bacak makineleri. Şurada mide sehpası var. Bildiklerimden bahsediyorum size. Bilmediklerimi de eminim bilen arkadaşlar vardır. Bu konuda merakları vardır. Eksiksiz profesyonel bir nokta burası. Ağırlıkların olduğu alana geçiyoruz. İstasyonların olduğu alana geçiyoruz. Dumbbell'lar burada. Pres sehpaları burada. Şöyle adım adım devam ediyorum. Omuz pres, göğüs açış. Var değil mi bunları bilenler? Kelebek var bakın şurada. Devam edelim. Sırt için çekiş aletleri var. Yani yok yok gibi tüm aletleri eksiksiz olarak burada bulabilirsiniz. Eğer fitness merakınız varsa ve bir Ali Bey Otel tatil seçiminiz olmuşsa, bu anlamda kesinlikle şanslısınız ve gayet güzel bir şekilde antrenmanınızı yapabilirsiniz. Buradan da şimdi Samara Spa bölümüne geçiyorum. Size hamam sauna bölümlerini göstereceğim. Valla tertemiz, mis gibi, mis kokulu bir yere girdik. Yani öyle bir sıcaktan böyle bir yere girmek ilaç gibi geldi. Böyle birkaç saat geçirebilirim burada herhalde. Şöyle biraz görüntü alalım. İçeride misafirler yokken yine ona göre planladım. Rahat rahat her yeri çekmeye çalışacağım size. Saunalardan başlayalım. Güzel bahçe içerisinde penceresi olan panoramik güzel bir sauna. Devam ediyorum. Buhar odası var burada. Burada şok duşumuz var. En sevdiklerimden. Zinciri bir çekiyorsunuz, her şey bitiyor. Şöyle yavaş yavaş turlayacağım. Bir masaj odası göstereceğim. Yine sauna hamam sefasından sonra tabii ki bir masajla yorgunluğunuzu atabilirsiniz burada.
Bu relax, temiz, mis kokulu ve gerçekten rahatlatıcı spa bölümünde gezdikten sonra artık restoranları görme zamanı geldi. Turumuza devam ediyoruz. Birazdan Ali Bey Club Manavgat'ta bir akşam yemeği büfesi göstereceğim size. Ama öncesinde Kütahya'daki Döner Kule'den esinlenerek yapılmış, yine burada da kendi etrafında 360 derece dönebilen bir alakart restoran göstermek istiyorum size. Tesiste bir tane alakart restoran var. Uluslararası mutfaklardan çeşitli menüler sunuyor bu restoran. Panorama isimli restoranın şöyle menülerini kısaca buradan görebilirsiniz. Rezervasyonlu ve ücretli olarak faydalanabileceğiniz bir restoran burası. Önce size panoramayı göstereceğim. Sonra da açık büfe, akşam yemeği büfesini göstererek tesisteki akşam yemeği konseptini sizlerle paylaşmış olacağım. Panorama restoranda rezervasyon yapmış misafirler için masalar gayet güzel bir manzara eşliğinde onların gelmesini bekliyor diyelim. Gayet şık, güzel bir ortam var burada. Manzara çok güzel. Hafif bir gün batımı böyle eşlik ediyor hazırlanmış masalara. Yemeğine başlayan misafirler de var. Gerçekten şık, güzel, keyifli bir restoran. Panorama restoran. Belki buraya tatile geldiğinizde bir veya birkaç akşam rezervasyonlu olarak rezervasyon ücreti ödeyerek buradaki menülerden faydalanabilirsiniz. Böyle kısaca panorama restorandaki ortamları sizlere gösteriyorum. Geldiğiniz zaman aklınızda olsun bu bölümde. Ali Bey Kulüp'te akşam yemeği büfesi. Bugün akşam yemeği açık büfe olarak sahile hazırlandı. Bütün masalar deniz manzaralı olarak çok güzel bir bölüme alındı. Normalde burası yaz boyunca sinek restoran olarak hizmet veren bölüm ama bugün misafirlere güzel bir jest yapıldı ve açık büfe sahile taşındı. Şimdi ben size hem büfenin görüntülerini hem de restoranın ortamını paylaşmak istiyorum. Zaten ana restoranı sabah kahvaltısında paylaşmıştım. Şimdi de şu anda sahil bölümü tekrar size dönüp göstermek istiyorum. Mavili beyazlı hem masalarımız hem ekip arkadaşlarımız jilet gibi hepsi hazır. Misafirler de gelmeye başladılar. Denizin yanı başındayız. Bol oksijen, bol deniz havasıyla. Şöyle dönelim, açık büfede neler varmış beraber paylaşalım sizlerle. Yine misafirlerin kullanımından önce dezenfekte edilmiş tertemiz onları bekleyen masalar. Şöyle yavaş yavaş büfeye doğru yönleneceğim. Tamamen cam alan içerisinde çevrilerek koruma altına alınmış. Hem misafirlerin dokunması zaten vitrin büfe kuralları gereğince artık yasak biliyorsunuz. Buradaki şef arkadaşlar sunum yapıyorlar. Hem de açık hava olduğu için misafirler gıdaların üzerine herhangi işte ne bileyim arısı, çiçeği, böceği, sineği vesaire falan bunlardan tamamen korunur halde çok güzel bir büfe hazırlamış Ali Bey Resort Manavgat mutfak personeli. Şöyle soğuk mezar bölümünden başlayarak ben de sizlere bunu sunmaya çalışalım. Şurada ortada kocaman bir sushi bar var. Yani bu kadar sushi çeşidi bilmiyorum yani kaç otelde denk geldim. Ama herhalde bu gidişte bir Adana olarak ben de sushi'ye alışacağım gibi görünüyor. Çünkü çok fazla karşıma çıkmaya başladı. Ali Bey Resort'te de böyle çok güzel bir sushi büfesi vardı. Ali Bey Club Manavgat'ta da gördüğünüz gibi çok çeşitli lezzetler sunan sushi'ler var. Ama tabii ki ben pideyi tercih ediyorum. Tatlılar, tatlılar, aho tatlılar. Sarmalar, baklavalar. Şöbiyetler. Tel kadayıfı.
Çok güzel görünüyor. Gerçekten tatlılar başarılı görünüyor. Burada ıslak baklava var. Kakaolu ıslak baklava var. Pasta çeşitleri. Ya gayet güzel uzun bir tatlı büfesi. Meyve büfesinin yanında. Ben daha yemekleri bitirmeden tatlıları çekmeye başladım. Aklım fikrim tatlı da ya. Ne yalan söyleyeyim. Ama yine de şöyle bir tur atacağım tekrar. Yemekleri göstermeye devam edeceğim. Bakın burada daha çok diyet ürünleri, haşlama ürünler. Ev yemekleri bölümü. Sulu et yemekleri isterseniz, isterseniz de gayet güzel köfteler bir taraftan çıkıyor. İsterseniz balık ızgara var diğer tarafta. 2-3 çeşit balık ızgara yapıyordu ustamız. Orayı da göstermeye çalışacağım size. Burada kuzu rosto var. Yine farklı bir et yemeği. Tabii ki illa et olacak diye bir şey yok. Vejeteryan, vegan veya glutensiz beslenmeniz gerekiyorsa Ali Bey Club Malavgat'ta bu anlamda çok özel bir büfe var. Hem sabah kahvaltısında fark etmişsinizdir hem akşam yemeğinde bununla ilgili özel bir düzen alınmış. Misafirlerin ihtiyacına yönelik olarak hizmet sunuluyor burada da. Bir de balık ızgarayı göstereceğim size. Yemeğinizi aldıktan sonra da buradan kendinize bir manzaralı masa seçebilirsiniz. Gerçi hepsi manzaralı ama herhalde şu köşedekiler biraz daha tercih sebebim olur bilmiyorum. Denize daha yakın olduğu için. Ama böyle çok güzel bir ortamda akşam yemeğinizi alabilirsiniz. Çok güzel bir sahil. Hava biraz rüzgarlı ama çok da rahatsız edici değil. Herkes halinden memnun. Akşam yemeğinden sonra da tabii ki şov izlemeye gideceğiz. Şov sahnesine gideceğiz. Oradan da kısa bir görüntü ben videoya ekliyorum. Ladies and gentlemen, last 10 minutes to show time. Show time. Show time. Ve Ali Bey Club Malavgat videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlerin tatil seçiminize katkı sunacak görüntüler sunabilmişimdir, bilgiler paylaşabilmişimdir. Eğer öyle olduysa lütfen rezervasyon için aşağıda açıklama kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden Tatilium ekibine bizlere ulaşınız. Biz de rezervasyonunuzu ETS Tur Yetkili Satış Ajansı olarak uygun fiyatlarla gerçekleştirelim ve Ali Bey Club Manavgat'ta güzel, keyifli bir tatil yapmanıza vesile olalım istiyoruz. Videomuzu burada sonlandırırken de yine videoyu beğenmenizi ve kanalımıza abone olarak YouTube kanalımıza destek vermenizi rica ediyoruz. Bir sonraki otel videomuzda görüşmek üzere. Ali Bey Club Manavgat'tan hepinize hoşça kalın diyorum.